gün batarken efsunlu bir gözdeği verir bu nazenin kentin üstüne. Gönlüm nazlanır, gönlüm dertlenir. Şiir olup, saz olup, türkü söylemek ister gönlüm. Gönlüm bir kuş olup uçmak ister bu sevdalı kentin bağrına. Gün ışıldamıştır artık, zümrüt yeşili tepelere bağdaş kurarak. Kuş bakışı duygularım dile gelir. Yarim Bingöl nazlanı verir o edayla. Şimdi, şu vakit, şu zamanda. Deli gönlüm, hala çocuktur oysa. Burası toprak, burası özlem, burası sevgi kokuyor. Burası bir yudum mutluluk sunuyor koca yürekli insanlara. Anadolu'da bir diyar. Dostlar, burası Bingöllü bir diyar. Bu mutluluğa ağaçlar da şahit minarede. Masmavi semaya uzanan minare selama durmuşken, rüzgarla inceden kıvrılan yapraklar dalların kıvrımında hayat buluyor. Yolu Bingöl'e uğrayanların vazgeçilmezi, tandır ekmeği tadında sıcacık pidelerden nasiplenmek için fırına dalıyoruz. Aşkımız da, sevdamız da, kavgamız da Bingöl dercesine. Dokuyoruz hayatı ilmek ilmek. Ateşle demirin raksında koca bir mazi yatıyor belli ki. Çocuk olup yine yeniden dalıvermek istiyor gönül geçmişe. Yeni günün heyecanıyla Bingöl'ün çehresi huzura davet ediyor benliğimizi. Saat kulesinden minareye doğru esen rüzgarda tatlı bir yaprağın kıpırdayışına kaptırıyoruz kendimizi. Aydınlık gençlere, aydınlık birer gelecek sunarak sevgiyi misyon edinen Bingöl Üniversitesi, kuruluş tarihi olan 2007'den bu yana yeni kurulan diğer üniversiteleri geride bırakarak 13 bine yakın öğrencisiyle en hızlı gelişen üniversite olmanın haklı onurunu yaşamaktadır. Günlük telaşeye tatlı bir mola verip, Bingöl'ümüzün göz bebeği olan huzur mekanı Kültür Parkı'nın gölgesine sırtımızı veriyoruz. Gözlerimizi kamaştıran güneşi yanımıza alıp, şelale bir yana fıskiyedeki su ruhumuzu dinlendiriyor ve biz bu aşkla, bu şevkle gönül limanındaki yolculuğumuz hiç bitmesin istiyoruz. Hele o gürül gürül akan su sesini dinleyerek gözlerimizi kapattığımız an yok mu? Beyazı, moru, allısı ve güllüsüyle baharın tüm renkleri can buluyor. Laleler, bu nazlı sevgililer, Gözeler Köyü'nden selam duruyor objektiflere. Bingöl neyiyle meşhurdur diyenlere bal gibi bir cevabımız var. Hakiki bal denildi mi, elbette ki Bingöl balı gelir akıllara. Özünü Bingöl yaylalarından alan, çiçekle ana arının buluşmasından elde edilen Bingöl balı, yöre halkı için de önemli bir geçim kaynağı haline gelerek, şöhretini anasının ak sütü kadar haklı bir şekilde tescillemiştir. Şimdiki durağımız kaplıcalarıyla ünlü Ilıcalar. Yemyeşil ağaçların gölgesinde baharın tüm renkleri olanca görkemiyle gülümserken, dalında can bulan, Ilıcaların bağrında hayat bulan bir gül misali açmak istiyoruz gönül kapımızı şimdi tüm güzelliklere. Bahar bir başka güzel gelmişken Bingöl'e. Evet, tarihi dokusuyla hafızalara kazınan Ilıcalar, doğa güzelliğiyle de gözleri büyülerken, kaplıcaların o şifalı suyu deyince yüreklere adeta yaşlanmaz insan. Bingöl'ün buz kesen suyundan bahsetmişken, soğuk çeşmesini ziyaret etmemek olur mu hiç? Olmaz diyoruz ve güzide piknik alanlarını hiçe sayan, doğrusu kendine yakışan bir nazlılıkla yolculara selam veren soğuk çeşmenin yamacına kurulup, o koca kazanlarda kaynayan meşhur kavurmanın tadına soğanın cücüğüyle varıyoruz. Kış kayağının kalbi yol çatı kayak tesislerinde atar dersek hiç abartmış olmayız. Yapımı devam eden Haserek kayak tesisi de kayakseverler için görücüye çıkmaya niyetli. Karatren gencin yollarını aşındırırken yolcuları beklenmedik maceralara götürüverecek belki.
Belki rayların çizdiği yollardan bir mektup, bir haber gelecek. Kim bilir hangi sevdalı yüreklerin duygularına tercüman olacak kara tren. Bingöl Merkez Kuşburnu Köyü, Zağ Mağarası'na doğru son derece muazzam ve bu akıllara zarar ihtişamı sahip olan bu mağaraya tırmanıyoruz. Meraklı bir avuç macera perest bu zorlu tırmanışta yerini almışken, nefeslerin tutulduğu noktada belki bir parça korku, belki merak, belki gizem. Karışık bir takım duygular kaplıyor içimizi. Yayla Dere'nin, Kıya'nın, Yedisu'nun, o enfes çeşmesinin suyundan bir avuç alıp yanık gönüllere değmeli. Yoldan gelen bir garip yolcuya o buz kesen sudan bir tas vermeli, şimdi yine anlaşılan. Yoksa zümrüt yeşili tepelere bağdaş kurarak, gün ışığını da önüne katarak, semaya inat o masmavi çarşafını serip niye billur billur aksın? Biz yağ satıp bal satarken zamanın içinde kayboluveriyor sanki koca bir mazi. Anılar dile geliyor, yaşlı gözlerde derinden bir ah, bir iç çekiş yükseliyor belki de bu şanlı topraklardan ötelere. Huzur içinde uyuyanların ruhuna bir fatiha yolladıktan sonra mezar taşlarına çarpıyor gözlerimiz. Bu kiremit rengi taşlara işlenen işlemeler hakikaten dikkatleri üstüne toplamayı başarırken o ince sanatla zanaatkarına hayranlığımızı dile getiriveriyor birden. Umuda doğru yolculuğumuzda yaşama Anadolu'nun o saf, o temiz yürekli insanlarının gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Bingöl ilinin Solhan ilçesine bağlı Hazarşah Gölü'ne, yani Turnalar Gölü'ne doğru yol alıyoruz. Yol boyu kameramıza takılan dağlar, turnalara yaklaştıkça yerini o parlament mavisiyle bize uzaktan göz kırpan yüzen adaya bırakıyor. Hazarşah'ın yollarından ve çayırları arasından fışkıran tarih bir tebessüm oluveriyor bir anda bu küçük ve şirin adacığın yüzünde. Hoş geldin diyor gülümseyerek bize ve biz de hoş bulduk diyerek bırakmıyoruz tabii ki adayı ve dalıyoruz, balıklama atlıyoruz güzelliklere. Artık tarihi kitaplardan değil de yaşamın aynasından, unutulmaya an kalmış yaşamlardan öğrenen benliğimizin davetine kulak veriyoruz. Mavi ve yeşilin böylesine yakıştığını görmemiştik başka bir yerde. Kıpır kıpır yüreğimiz başımıza dert oldu yine. Varıp Solhan'ın o serin yaylalarında koşup koşup coşmak, coşup coşup rüyalar alemine dalıvermek istiyor canımız. Az dur, hele bekle diyoruz. Nafile, söz dinlemiyor. Biz de bu davete kulak verip bir parça çocuksu gönlümüzü de önümüze katarak duygunun, hasretin, özlemin ve anıların izini sürüyoruz şimdi. Bir koyun sürüsü keserken yolumuzu o en can alıcı haliyle heyecanımız katlanıyor, yüzümüzdeki mutluluk hatları gittikçe belirginleşiyor ve biz küçücük bir masal aleminde koca yürekli insanların hikayesini yazıyoruz farkında olmadan. Yaşamın zorluğunun ve yılların çizgili yüzlerdeki kederli bakışlarını görünce Kemalettin Kamu'nun şu mısraları geliyor hatırımıza. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların. Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi, kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Küçük sevinçlerin küçük kederleri unutturduğu sıcacık bir yuva için her şeye rağmen umutların tükenmediğine, hüznün çizdiği yüzlere şahit oluyoruz bu kentte. Karış karış güzelliklerin selama durduğu Bingöl, gönlü zengin insanıyla da tatlı bir sohbet, derin bir çizgiyle anlam buluyor, yaşayıp görüyoruz. Belki de çocuk olmak, çocuk olup kederleri unutmak en iyisi. Dedik ya, dertten, kederden uzak bir ömür, çocuklar kadar özgür, çocuklar kadar hür olup çığlık çığlığa yaşamak istiyoruz hayatı. Buram buram solumak istiyoruz hayatı Bingöl'de. Hey gidi Bingöl hey, ne efkarlıdır başın senin, ne deli, ne doludur o zengin gönlün.
şu akarsuyun dağları delen ahenginde bile ne duygular gizlidir. Bembeyaz, köpük köpük, buz kesen suyuyla Bingöl'ümüzden gönlümüze bir tatlı huzur dolarken, doğasındaki o nazlı bakışıyla geçmiş bir zamana dalıveriyor sanki benliğimiz. O en güzel seste, su sesinde dalıp uzaklara gitmek istercesine. Anadolu'nun bereketli topraklarında tohumla toprağı buluşturan kutsal ellerdir. Gecesini gündüzüne katarak umudu ekmeğe, ekmeği berekete ısmarlayan eller. Tırpan zamanı, ot biçmeye gelmiştir sıra. Ve işte beklediğimiz an, Karlova Belediyesi'nce her yıl düzenlenen geleneksel Güneşin Doğuşu Festivali'nin kıyısına yaklaştık bile. İsviçre'nin Alp Dağları'ndan sonra dünyada Güneşin Doğuşu'nun en iyi izlendiği yer olan Bingöl Dağları'ndaki bu coşku dolu bekleyişe biz de katılıyoruz. Dünyanın dört bir yanından macera perestlerin akın ettiği bu dağlarda soğuğa karşı battaniyelere sarılan birçok insan karesine rastlayıp doğanın soğuk yüzüne inat, sabah güneş doğana dek türküyle, coşkuyla, halaylar çekerek bekliyoruz güneşin doğmasını. Ve işte sancılı bekleyişten sonra güneş o sıcacık yüzünü gösteriyor. Önce bir kora halinde, bir ateş parçasını andıran yüzüyle dehşet, korku, heyecan ve en nihayetinde sevince bürünüyor tüm duygularımız şimdi. Bingöl'e has yöre insanının yaşamla olan mücadelesini çeşitli hareket ve figürlerle dile getiren ve geçmişi iki koca asra dayanan önemli bir oyun olan Kartal oyunuyla Bingöl Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibiyle baş başa bırakıyoruz sizleri.